Yayınlarda söylerim ya, gizli ajanda diye. Bu gizli ajandaya göre Diyanet İşleri Başkanı yavaş yavaş protokolde Cumhurbaşkanı'ndan sonra en öne gelecek. Yani yalnız Genelkurmay Başkanı'nın önünde değil, Anayasa Mahkemesi'nin de başkanlığında, Millet Meclisi Başkanlığı'nın da önünde yer alacak. Giderek oraya getirmek istiyorlar. Niye Taliban'la görüşümüz aynı diyebiliyor insanlar, birileri? Yani yavaş yavaş ve adım adım, şeyin İngilizce step by step dendiği gibi, adım adım bir hedefe gitmek istiyorlar. Şimdi o hedef gerçi çok uzaklarda kaldı. Çünkü o hedefe gidebilmesi için seçim alabilmesi lazım. Orası biraz gölgede kaldı. Ama bu bir alıştırmadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı protokolde yükselterek gizli ajandasına devam etmek istiyor. İstediği kadar benim gizli ajandam yok desin AKP. Gizli ajandası var. Onun büyük bir kısmını açığa çıkardı. Türkiye'de demokrasi var diyebiliyor muyuz? Tek adam rejimi bu ajandanın en önemli bir parçasıydı. Şimdi bundan sonra yavaş yavaş halifeliğe doğru bir yön vereceğiz. Hani böyle. Şimdi halifelik deyince, ay sırası değil diyeceksiniz ama bağışlayın, paylaşmadan edemeyeceğim. Ben bu ülkede bir Mehdi var, biliyor musunuz? Kafalar nasıl yıkanıyor? Bir şey anlatıldı işte, İsmail Saymaz pazartesi günü anlattı. Konya'da bir araziyi. Evet. Mehdi buraya gelecek, ben öğrendim tam da bu adrese. Buralar değerlenecek diye arazi satmış. Bir şeyler. O tarikatlar neler yapıyorlar? Bir de ama bakın, Erdoğan'ın eski siyasi yol arkadaşlarından biri, Refah Partisi milletvekili yapmış Hasan Mezarcı, Mehdi biliyorsunuz ilan etti ve doğum gününü kutladı. Şaka değil. Şaka gibi başka haberler de var ama bakın bu da şaka değil. Bir süre sonra anlatacaklarım da. Allah hayırlı uzun ömür versin. Bunu ayarlarsın. Nasıl? İngilizlerle akrabalığı var galiba. Bir ama yani bu doğdun. Kadar komik bir ülke. Şimdi ya. Efendim bakın, komik demişken ya, az önce söyledim. Şimdi göreceğiz, gözlerinizle göreceksiniz. Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer hakkında bir soruşturma başlatıldı ya da inceleme, bilmiyorum tam adını. İfadesine başvuruldu. Şimdi nedeni şu. Vahap Seçer zaten kendi sitesinden de, sosyal medya hesabından da paylaştı. Zeitung haberi değil, gerçek diyor. Hakikaten fıkra gibi ama değil. Sabah namaza giderken havlayan köpekten ürken polis memurunun şikayeti üzerine valiliğin gönderdiği müfettişe ifade verdim. Korktuğu için beni şikayet eden memura mı, bu şikayeti ciddiye alıp soruşturma açana mı yanayım? Allah sonumuzu hayır eylesin diyor. Şimdi efendim şu, şurada dursun, ben buna bakarak bazı şeyleri okuyup aktaracağım izleyicilerimize, değerli hocam. Şimdi ifade tutana şikayetçi polisin adı kapatıldı. Yani gerek yok çünkü ne diyeceksiniz ki, yani onu ciddiye alanda kabahat diyeceğim. Şimdi sabahleyin 4.30 sıralarında, şunu da özellikle belirtiyor, sabah namazı sonrasında diye işte camiye doğru, daha doğrusu sabah namazına gitmek üzere camiye doğru giderken 4 adet yavru köpek boş araziye girdi. Akabinde arkamdan 2 köpek gelerek bana saldırdı. Ayağım kaydı, yere düşerek yaralandım. Bunun üzerine Cumhuriyet Polis Merkezi'ne gittim.
Toros Devlet Hastanesi'ne götürülerek adli raporum alındı. Hastane dönüşü polis merkezine tekrar götürüldüm. Ancak orada yaklaşık 50 dakika beklememe rağmen müracaatım alınmayınca ben de sebepsiz yere bekletildiğim için ifade veremeden ayrıldım. Ama sonra işte Cumhuriyet Başsavcılığına da gittim, şikayetimi yaptım, size yapıyorum diyor. Şimdi 4 yavru köpek. İnsan köpekten korkabilir. Bakın bunda ben hiçbir yadırgıcı bir şey bulamıyorum. 4 yavru köpekten korkar mısınız? Belki bizi izleyen hanımefendiler, beyefendiler diyor ki ekranmış. Olur mu canım diyor. Olur mu olur. Kediden korkan vardır, köpekten korkan vardır değil mi? Bütün bunlar olabilir. Şimdi korkup ayağınız kayabilir mi? Kayabilir. Sizi karakolda bekletmişler çünkü çok da ciddiye almamışlar. Hani başta bir gene de hastaneye götürmüşler eksik olmasınlar ama polis arkadaşlarınız bile ciddiye almamış. Fakat savcılık bir şekilde ciddiye alıp bunu hadi evladım yürü git işine dememiş. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na müfettiş göndermiş. Savcılık değil, valilik. Pardon, affedersin, valilik. Evet. Valilik göndermiş. Şimdi ama Cumhuriyet Başsavcılığı da bu ifadeyi gönderdiği için valilik harekete geçiyor zaten. Hayır, ayrıca emniyetten de adli vaka diye rapora gönderiyor. Adli vaka yok ortada. Bu ne? Ya, evet. Yani bu ne? İşte adli yıl açıyoruz. Yeni adli yıl açıyoruz. Adli yılı böyle açtık. Evet, evet. Adli yıl açıyoruz. Yani şimdi düşünün. Meydana gelen bir fiil ile o fiilin yaratan kişi arasında bir nedensellik bağının kurulması lazım. Burada bir nedensellik bağı yok. Yani bir belediye başkanıyla nasıl bir nedensellik bağı kurabiliyorsunuz? İnsaf, yani 4 yavru köpek ya da 4 yetişkin köpek havladılar. Seni ısırdıkları zaman anlarım. Bak, ayağım kaydı, düştüm. Bu adli vaka. Nasıl olur adli vaka kardeşim? Diyor, belediyeye şunu için şikayetçi belediyeden. Bu köpekler doğal yaşam alanlarında değil, halkın yaşam alanında. Şimdi bu eğer bir suç olacaksa bakın bundan AKP'lisi, MHP'lisi, CHP'lisi, İYİ Partilisi hiçbir belediye başkanı paçayı kurtaramaz. Çünkü başa çıkılacak gibi de değil. Ayşenur Hanım, doğal yaşam alanı neresidir onların? Orman mı? Ne bileyim kastettiğini. Sokak köpekleri var. Sokak hayvanları var. Sokakları birlikte paylaşıyoruz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hani yakından tanıyanlar zaten bilir Celal Bey'i. Celal Bey'in kolları molları zaten bir göstersen Allah aşkına. Şurada. Evet, evet. Şu tarafını, şu da öbür tarafını. Ha. Şimdi bakın. Hani saldırıya uğramış gibi. Şöyle küçücük bir sokaktan gelip sığınmış ya da